Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz kardeşlerim yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda da iki eser takdim edeceğim. Bunların birincisi Mehmet Ali Gönül'ün kaleme aldığı Piri İntifa'da. İkincisi de Ömer Saruhan tarafından kaleme alınan Yeter ki Kur'an Susmasın isimli eserler olacak. Hemen birinci eserimizin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Piri İntifada, yazarı Mehmet Ali Gönül, türü roman, konusu Filistin direnişi ve Şeyh Ahmet Yasin'in hayatı, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2005 ve basım yeri İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Bir de kitabın içeriğine bakalım. Yazar Şeyh Ahmet Yasin'in şehit edildiği günün sonrasında basında yayınlanan vasiyetnamesini okurken şu cümlelerden etkilenerek eseri kaleme almıştır. Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim ne kalem tutuyor ne de silah. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaf ve azinden müteessir olanların yazmasıdır. Yazar Müslümanların zaaf ve azinden müteessir olan biri olarak yazmazlık edemezdi. Eser Şeyh Ahmet Yasin'in hayatı çerçevesinde Filistin direnişinin tarihini ve İslami direniş hareketi olan Hamas'ın nasıl kurulduğunu anlatıyor. Şeyh Ahmet Yasin'in şehadetine kadar olan süreçte işgalci İsrail'in zulümlerini ve direnişin onurlu adımlarını dile getiriyor. Öyle ki bu kitaptan tekerlekli sandalyesinde boynundan aşağısı tutmayan feşli bir yaşlıdan nasıl korkulduğunu ve Filistin için nasıl bir ümit olduğunu öğreniyoruz. Kitabın uslubu gerek dil gerek içerik ve gerekse konuyu ele alış biçimi açısından Filistin konusunda uzman bir isim olan araştırmacı yazar Ahmet Varol'un da beğenisini kazanmış, eserin arka kapağına konu olmuştur yazar olaylara Filistin direnişi gözüyle bakmıştır. Olaylar, şahıslar, mekan ve tarihler gerçek hayatta örtüşmekte olup farazi değil gerçektir. Birçok okuyucu yazara Filistin'e gidip gitmediğini ve bu eseri okuduktan sonra katil Şaron'un cama bakarken ne düşündüğünü nereden bildiğini sormuştur. Bu gerçeklik doğrultusunda şey Ahmet Yasin'in şehadetinden sonra telif bazında ele alınan ilk eser olması dolayısıyla da oldukça önemli bir çalışmadır. Kitabın içeriği ve mahiyeti özette böyle. Peki bu kitap neden okunmalı? Şimdi bu soruya kısaca cevap vermeye çalışalım. İşgalci İsrail'e karşı Filistin halkının verdiği İslami direnişi ve bu direnişin onurlu kahramanı olan Şeyh Ahmet Yasin'i tanımak için bu eser mutlaka okunmalıdır. Bu eser İslami direniş gözüyle gerçeklerin gölgesinde ele alındığından güvenilir ve sağlam bilgilere dayanmaktadır. Roman deyip geçmemek gerek, romandan romana fark olduğunu okuyunca göreceğiniz bu eseri, bu güzide çalışmayı önemli tavsiye ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin okumasını istiyoruz. Evet aziz kardeşler birinci eserimiz böyleydi. Şimdi ikinci eserin künyesiyle devam edelim. Eserin adı Yeter Ki Kur'an Susmasın. Yazarı Ömer Saruhan. Türü roman konusu 90'lı yıllarda verilen İslami mücadele. Yayın evi dua yayıncılık basım yılı 2005 ve basım yeri İstanbul. Kitabın künyesi bu şekildeydi. Peki bu kitap nelerden bahsediyor, ne anlatıyor? Bu çalışma 90'lı yıllarda yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılmıştır. O dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde İslami çalışmalar yapan Müslümanların yaşadıkları sıkıntıları, uğradıkları mezalimi, çektikleri eziyet ve meşakkatleri anlatmakla beraber bütün bunlara rağmen sabırla, metanetle ve özveriyle mücadele etmekten geri kalmadıklarını çarpıcı sahnelerle gözler önüne seriyor. Kitaptaki kahramanların Kur'an-ı Kerim dersi vermek, toplumu irşad etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıkları ve bu uğurda işkenceleri, baskıları, zindanı ve muhaceratı göze aldıklarını görmekteyiz. Bu eserde sohbet ortamlarında yapılan konuşmalar olduğu için ciddi anlamda İslami bilgiler de vermektedir. Hatta bu kitabı dikkatli bir şekilde okuyan kişi İman, teslimiyet ve takva gibi konularda hatırı sayılır bir ilerleme sağlayacaktır. Olayların döngüsü ve kahramanların tutumu ise okuyucuda fedakarlık, isar, cesaret, dik duruş, kararlılık, azim, sabır, direniş gibi dava erlerinde olması gereken hasretleri perçinleyecektir. Aynı zamanda bu kitap İslami bilinci olmayan veya yeni edinmiş kişilerde İslami bilinci hem inşa edici hem de daha ileriye taşıyıcı özelliğe sahiptir. Peki bu kitap neden okunmalı? Bu kitap okunduğunda okuyucuya ne kazandıracak? Aziz kardeşlerim bu kitap tarihi bir vesika olmamakla birlikte bir döneme ışık tutması açısından son derece önemlidir. İslam davasına gönül vermiş dava erlerinin nelerle karşılaşabileceklerini ve karşılaştıkları bela, musibet ve imtihanlara karşı nasıl bir tavır içinde olmaları gerektiğini ortaya koyması açısından da okuyuculara tecrübeler sunmaktadır. Bir dönemin tanıklarının yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, öğretilmesi ve hayata tatbiki uğruna verdikleri destansı mücadele eden ve bu yolda yaşadıkları çileden haberdar olmak isteyenlere bu kitabı önemli tavsiye ediyoruz. Okunmasında ciddi faydalar mülaza ediyoruz. Evet aziz kardeşler iki kitap takdim ettim. Bunların birincisi Piri İntifada isimli çalışmaydı ki Mehmet Ali Gönül tarafından kaleme alınmıştı. İkincisi de Ömer Saruhan'ın kaleme aldığı Yeter Ki Kur'an Susmasın isimli eserlerdi. Böylece programımızı burada e, nihayete erdiriyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.